Kümelerde fark işlemi. Kümelerde fark işlemi, bir kümede olup diğerinde olmayan elemanları belirlememize yarayan bir işlemdir. Öncelikle bir iki küme çizelim. Ve bu iki küme üzerinden olayı anlatmaya çalışalım. A ve B kümeleri olsun. Fark işleminin iki gösterim biçimi vardır. Eksi ile gösterilir veya sağa doğru yan çizgi ile gösterilir. İki gösterim de çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İkisine de aşina olmamız gerekir. A fark B biçiminde okunur. Aynı yazımı yine bu şekilde de yapabilirdik. Bu da A fark B anlamına gelmektedir. Fark işleminin iki gösteriminin olması aslında kötü bir şeydir. Matematikçilerin yine kafasızlıkları üzerinde olduğu bir dönemin sonucu bunlar. Bir şeye bir gösterim yeterliyken iki gösterim de neyin nesi diye düşünebilirsiniz. Matematikçilerin yaptığı o kadar çok salakça iş vardır ki onlardan birisidir bu da. Çok büyük şeyler buluyorlar, o ayrı mevzu. Ama sembolizasyon, bu tarz şeylere kafaları çok iyi çalışmaz matematikçilerin. Şimdi, buraya geldiğimizde A kümesi ile B kümesinin kesişimli bir şekilde çizimini görmekteyiz. A fark B kümesi deyince nereyi anlayacağız? A fark B, A kümesinin B kümesinden farklı elemanlarının bulunduğu yerdir. Burası A fark B'dir. Veya şöyle yazabiliriz. A fark B. A'da olup B'de olmayan elemanların bulunduğu bölgedir. B farkı A'ya geldiğimizde burası da B farkı A'dır. Veya şu şekilde yazabiliriz. B fark A. B'de bulunup A'da bulunmayan elemanların bulunduğu bölgedir. Kümelerde farkın İki gösterimi vardır ve temelde ölçtükleri şey şudur. Bir kümede bulunup diğerinde olmayan elemanların kümesidir. Öncelikle bir Venn şeması üzerinden fark kümelerini bulalım. Sonra da liste yöntemiyle sorular üzerinden farkları bulalım. İki küme düşünelim. Burası A, burası B olsun. 1, 3, 7, 2, 4, 6, 9. A fark B nedir? A şıkkımız bu olsun. B şıkkımız B fark A, ikincisini de böyle yazdım. Nedir? Şimdi bu ikisine de cevabımızı verelim. A fark B, A'da olup B'de olmayan, A'nın B'den farklı elemanları. Burasıdır. 1, 3, 7. 1, 3, 7. B farkı A'ya geldiğimizde o da burasıdır. B'de olup A'da olmayan elemanların bulunduğu yer. 6 ve 9'dur. Şimdi liste yöntemiyle verilmiş iki küme üzerinde farkları belirleyelim. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 olsun. B kümesi 3, 4, 5 olsun. A şıkkında A fark B'yi
B şıkkında ise B fark A'yı bulalım. A'nın B'den farklı elemanlığına geldiğimizde A'nın B'den farklı elemanları 1 ve 2'dir. A'da olup B'de olmayanlar. A'da olup B'de olmayanlar 1 ve 2'dir. B farkı A'ya geldiğimizde B'de olup A'da olmayan öyle bir eleman yoktur. Boş kümedir. B'nin A'dan hiçbir farklı elemanı yoktur. Fark işlemi görüleceği üzere çok derin fikirleri olan zor bir işlem değildir. Bir kümede olup diğerinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeyi bulmaya çabalıyoruz. Fark işlemiyle ilgili özelliklerimizi inceleyecek olursak, öncelikle bir kuraldan bahsedelim. A birleşim B, fark işlemiyle de ifade edilebilmektedir. A'nın B'den farkı artı, eleman sayısı artı, B'nin A'dan farkının eleman sayısı artı, kesişimin eleman sayısı bize birleşimin eleman sayısını verir. Nedenini üzerinde tarayarak gösterelim. Önce A fark B ile başlayalım. Burada A fark B şurasıdır. Burası. B farkı A'ya gelirse onu farklı bir renkle boyayalım. B farkı A da burasıdır. Görüleceği üzere kesişimi de bunun üzerine eklediğimizde onu da başka bir renkle boyayalım. Onu da mavi ile boyayalım. Onu da eklediğimizde A birleşim B'nin tüm elemanlarına ulaşmaktayız. A birleşim B, A fark B artı B fark A artı A kesişim B'nin eleman sayılarının toplamlarına eşittir A birleşim B'nin eleman sayısı. Şimdi fark ile ilgili özelliklere İlk özelliğimiz bir kümenin kendisinden farkı boş kümedir. Bir kümenin kendisinden hiçbir farklı elemanı yoktur. Bir kümenin boş kümeden farkı kümenin kendisidir. Bir kümenin boş kümeden farkı kümenin kendisidir. Çünkü tamamı boş kümede hiç eleman yok. A'nın içindeki bütün elemanlar boş kümeden farklıdır zaten. Üçüncü olarak söyleyeceğimiz, fark işleminin değişme özelliği yoktur. Değişme özelliği yoktur. Şimdiye kadar kesişim ve birleşim işlemlerini inceledik. Onlarda değişme özelliği vardı. Fark işleminde değişme özelliği yoktur. A fark B eşit değildir. B fark A'ya. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Fark işlemi ile ilgili bilmemiz gereken özelliklerimiz de bunlardır. Bu videomuzu da noktaladığımıza göre sırada tümleyen ve evrensel küme işlemi var.